Böyle nida olundu. Venudû en tilkumul cennetu uristumuha bima kuntum ta'malun. Nida edildi ki bu size verilen, miras olarak verilen bu cennet var ya, oradan anla ki hep onların. Çünkü bir süreliğine verilen şey miras olmaz. Hep onların. Venudû en tilkumul cennetu uristumuha. Bu cennet size miras olarak verilen var ya, bu size bima kuntum ta'malun. Yaptıklarınız dolayısıyla size verildi. Amelle ilişkisi. Bize niye Cenab-ı Hak bu dünyaya haberini gönderiyor? Çünkü daha bu dünyada bunu amelle ilişkisini kurup, buna namzet olan, buna muvaffak kılınmaya efendim elverişli olan, aday olan kimseleriz biz. Neticede sonucun gerçekleştiği kimselerdeki durumu bilirsek, nasıl bu netice hasıl oluyor? Biz de ona sarılırız. Netice nasıl hasıl oluyormuş? Kulû veşrabû henîen bimâ esleftum fil eyyâmil fâliyâ. Hadi yiyin, güzel yiyin için. O eski zamanlarda, yani dünya zamanlarınızdaki yapıp ettiğiniz amelleriniz dolayısıyla. Kulû veşrabû henîen bimâ esleftum fil eyyâmil fâliyâ. Dolayısıyla cennettekilerin evet bir amel dolayısıyla orada bulunmaları, burası çok vurgulu ama şuraya da vardırmıyoruz. Bunu hak ettiler. Yani cehennemdekiler mesela hak ettiler. Onlara hakkat kelimetul azabi alel kafirin. Kafirler hakkındaki azap hükmü hak oldu. Yani buna müstahak oldular. Bunu hak ettiler. Ama cennet bir lütuf bahanesiyle veriliyor, ameller dolayısıyla. Burada neyi devreye giriyor? Cenab-ı Hakk'ın şekur olması. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. Cenab-ı Hak ayette işte sizin gayretiniz meşkur oldu. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu şekur sıfatına uğradı ve Allah Azze ve Celle onu olağanüstü bir karşılık ile size ödül olarak yansıttı. Bu nasıl bir şey? Yani insanlar birbirlerine bir şeyler verdikleri zaman mukabilinde o da bir şey veriyor. Bir yardımda bulunduğu zaman mukabilinde o da bir şeyler vermeye çalışıyor. Hiçbir şey olmasa teşekkür ediyor. Bir şeyler verebilirse o da şükran hissi ve ifadesi olarak. Allah Azze ve Celle de Cenab-ı Hak zatını وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ. Allah size azap edecek de ne edecek? اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ. Siz Allah'a, onun nimetlerine karşılık bunu ikrar etseniz, yani nankörlük edip inkar etmeseniz, evet ya Rabbi sen bizi yaratmışsın, evet ya Rabbi sen bize el vermişsin, ayak vermişsin, düşünme vermişsin, tefekkür vermişsin, evladı uyan vermişsin, aramızda sevgi ve ünsiyet var etmişsin. Bunları sezebiliyoruz, farkındayız. Büyük nimet. Kaybedenlerin halini görüyoruz. Bu farkındalığı kaybetmek, etrafı artık sezememek, kendisi nerede, niçin, neden var, bu durumu artık algılayamamak, bu muhakemelerin kaybolması. Anlaşılıyor ki buradan bunun ne kadar büyük nimet olduğunu görüyoruz. Bunları bize bahşetmişsin, hepsinden önemlisi seni sezebiliyoruz. Varlığını kestirebiliyoruz. Bize yansıyan bu nimetlerini ve buradan senin ne kadar bu nimetler ile bizi esirgediğini ve sevdiğini görüyoruz. Kulun bu hissiyatı tamamen deklarasyondan ibaret. Tamamen itiraftan ibaret. Biz buna şükür diyoruz. Bu artı bir yere geçmiyor. Yani bir bardak suyu da kul kendisi yaratıp Cenab-ı Hakk'a döndüremiyor. Biz Allah Azze ve Celle'ye yapabildiğimizin en iyisi onun yaptıklarını dile getirmekten, doğruca ifade etmekten ibaret. Cenab-ı Hakk'a, Rabbimize biraz çalışıp bir şey geri döndüremiyoruz. Çünkü çalışsak da enerjimizi o sağlıyor. Malzemeyi o veriyor, aklı o veriyor, kası, kuvveti o veriyor, her şeyi. Onun neticede biz artı dediğimiz, yani Cenab-ı Hakk'ın, hani çocuk bir şey yapıyor, babası bir şeyler veriyor ona. Diyor ki şunu yap, şu kadar para vereyim. Hocam diyor, yap şunu diyorum, şu kadar para vereyim.
şey yapmıyor, zevk almıyor. Bir gün hocası okulda şunu yap sana şu kadar vereyim demiş. Onu yapmış, oradaki 10 lira 50 lira neyse ondan nasıl mutlu oluyor? Ne farkı var dediğinizde diyor ki babamın parası zaten aile içi bir para. Yani onu bana vermesin bir anlamı yok. O zaten neredeyse benim gibi. Ama bunu dışarıdan getirdim. Bu artı para. Bunu ben kazandım. Biz kulların Cenab-ı Hakk'a karşı böyle bir artı şansımız hiç yok. Dolayısıyla bunun zevkinden de mahrumuz. Varsa öyle bir zevk. Allah Azze ve Celle kutsi hadiste Hazreti Peygamber ifade ediyor ki diyor ki bütün kullarımı lev cemertuhum ala sa'idin vahid. Bir platformda toplasam bütün kullarımı. Daha Hazreti Adem'den en sonkine varıncaya kadar. Ve hepsine desem ki ne istiyorsun? O da bildiği, tahayyül ettiği, edebildiği kadarıyla hepsini istese ve ben de ona versem sıra 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 ma nakasa zalika min mulki şey'a. Bu benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez. Allah Azze ve Celle'nin yaratmadaki sınırsızlığı ve var olan her şey zaten onun yaratmışlığı. Dolayısıyla bizim artı bir şey döndürme şansımız yok Cenab-ı Hakk'a. Sadece bize yaptığını ikrar edebiliyoruz. En iyi durumumuz bu. Bunun da adı şükür. Tersi ne? Küfür, nankörlük. O da ikrar etmeme, dile getirmeme, kendim yaptım deme. Mesela Firavun'a diyorlar, Karun'a diyorlar ki Allah'ın sana verdiğinden ve ahsin kema ahsanallahu ileyk. Sen de ihsanda bulun insanlara. O diyor ki innema utituhu ala ilmin indi. Bendeki bir ilim dolayısıyla bunlar bana verildi. Kendine dair bir artı durumdan bahsediyor. Yani Allah bunu bana zaten vermek durumundaydı. Çünkü bende ayrı bir şey var sizdeki gibi değil. Bu insanın Allah Azze ve Celle'den ayrı kendisinin yaptığını sandığı, sahiplendiği ve artık Cenab-ı Hak'tan tabiri caizse ipini kırdığını zannettiği bir süreç. Küfür böyle bir süreç. Ondan sonra artık Cenab-ı Hakk'a minnetle dön desen niye dönecekmişim ki kendim çalıştım diyor. Kendim kazandım diyor. Allah'ın gariban kullarına da infak et diyecek olsan Allah kendisi versin diyor. Bunları kendisi kazanmış da Allah onlara da kendisi versin diyor. Niye ben benimkinden vereyim? Bu küfür süreci. Halbuki aklettiğimiz takdirde görürüz ki deminki rivayette olduğu gibi veya çocuk örneğimizde olduğu gibi kulun Allah Azze ve Celle'nin mülküne getirip bir gram bir şey ya Rabbi bunu da ben senden ayrı, senin bütün mülkünden ayrı kazandım, ortaya çıkardım ve getirdim. Yani bunu sunuyorum şükür diye. Böyle bir şey yok. Yapabildiğimiz şey hani çok zengin biri düşünün size bir gün bunu hediye ediyor, bir gün bunu hediye ediyor, her gün bir şeyler hediye ediyor. Sizin hiçbir şeyiniz yok ki ona geri döndüresiniz. Sonra bir zaman sonra ona onun eskiden verdiklerinden getiriyorsunuz. O da diyor ki işte falancaya ver diyor onu. Bundan memnun oluyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوا Bizim verdiklerimizden infak ediyorlar. Kulun şükrü bundan ibaret. Bu bizim şükür halimiz olabileceğimizin görece. Cenab-ı Hakk'ın ki ise gerçek bir karşılık. Kula hiç ait olmayan bir şeyi, zaten ait olan bir şey yok, ona geri veriyor. Rivayet o ki Hazreti Davud Aleyhisselam şükretmekten bu bahsettiğimiz boyutu itibariyle acziyetini sezince Cenab-ı Hakk'a yalvarmış yakarmış. Ya Rabbi demiş ben yani şükretmeyi yapamıyorum. Çaresiz kaldım. Yani bana verdiğim malından infak ediyorum. Şükür namına ama sonra düşünüyorum bunları zaten Allah verdi. Bana verdiğin sağlıktan, zamandan, mesaimden harcıyorum. Sonra diyorum ki zaten bunları Allah veriyor. Bana verdiğin dilinle şükrediyorum, yalvarıyorum, niyazda bulunuyorum. Huzurunda kıyamda duruyorum, secdeye varıyorum. Gözyaşları içerisinde şükrediyorum. Sonra dönüyorum bunların hepsini senin bana verdiğini hatırlıyorum. Yine çaresizlik içinde beni yakıyor. Denir ki Allah Azze ve Celle ona demiş ki işte sen şimdi şükredenlerden oldun. Şükredenlerden olabilmenin zirve noktası
şükredemeyeceğini gerçek manada görebilmek. Buna şu ayeti şahit getirir bazı müfessirler. يَعْمَلُوا آلَ دَعُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ. Ey Davud ailesi, şükredin. Yahut başka manasıyla Davud ailesi gibi siz de şükredin diye Cenab-ı Hak onların şükrünü Kur'an-ı Kerim'de zikretti. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ يَشَّكُرُ. Ve kullarından da şükredenlerin az olduğunu söyledi. Şeytan da ta Hazreti Adem'i Cenab-ı Hakk'ın yarattığında onların çoğunu şöyle bulamayacaksın dediği şey neydi? وَلَا تَجِدُ أَكْتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ demedi. Onların çoğunu iman eder bulmayacaksın demedi. Amel eder bulmayacaksın. Şu bir dünya özellikler var. Ne dedi? وَلَا تَجِدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Onların çoğunu şükreder bulmayacaksın. O yüzden şükür bütün yapabileceklerimizin içerisindeki aroma gibi. Namazın da içinde o var. Savunun da içinde o var. Bunların hepsi sadece ikrardan ibaret. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Bu bizim şükrümüz ve olanca acizliğimiz. İçinde sıfırdan bire bile geçemiyoruz. Sadece ikrar. O da nötr durumdaki kulun her şeyi Cenab-ı Hakk'ın yaptığı şekilde ikrar etmesi. Ama eksiye geçebiliriz. Geri negatife geçebiliriz. O yüzden hak ediliyor azap. Ama lütuf hak edilemiyor çünkü bir şey koyamıyorsunuz. Bir jeton bile atamıyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın mülküne.